Azerbaycan'ın zaferi dünya çapında ses getirdi. Özellikle de Minsk grubu ülkelerinde büyük bir matem havası hakim. Fransız basını Fransa'nın çok geri planda kaldığı için Türklere kaldığını yazdı. İsviçre basını bile bu konuyu gündemde tuttu. Bir İsviçre gazetesinde yer alan makalede, Türklerin ve Rusların bölgenin geleceğini tayin ettiğini, buna yön verdiğini fakat Avrupa Birliği ülkelerinin etkisiz kaldığını, Avrupa'nın bu süreçte bypass edildiğini yazarak Avrupa ülkelerini eleştirdi. Paşinyan'ın anlaşma imzalaması Ermeniler arasında büyük bir kırıma yol açtı. Ermeniler yenilgiyi kabullenemiyor, Paşinyan'a bağlıyor bunu. Paşinyan'ın mecburen kabul ettiğini anlamak istemiyorlar. Ermenistan halkı kendi parlamento binalarını bastı. Birçok devlet kurumunun ofisini basan talan eden Ermenilerin öfkesi dinmek bilmiyor. Öte yandan siyasi kriz başladı şimdiden. Paşinyan muhalif liderleri tutuklamaya başladı. Suikast iddiaları Ermenistan'ı karıştırmış durumda. Onlarca muhalif lider gözaltına alındı. Paşinyan'ın Rusya'ya kaçtığını iddia edenler olmuştu. Bir gazete ise Paşinyan'ın canlı yayın yaptığı yerin bir sığınak olduğunu, bunun da başbakanlık binasının altında olduğunu iddia etmişti. Azerbaycan tarafında ise ikiye bölünmüş bir fikirsellik var. Çoğunluk bunun zafer olduğunu söylese de bir kısım, hem de azımsanmayacak bir kısım, Aliyev'in Ruslara teslim olduğunu ve bu anlaşmayı imzalamanın büyük bir hata olduğunu, Rusların girdiği bölgeden çıkmasının sonsuza kadar mümkün olmayacağını söylüyor. Bizim sayfalarımızda da Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu konuda yoğun eleştiri, mesaj ve yorumları gönderiyor. Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Kanalımıza destek olmak için bize abone olabilir ve beğenme butonuna basabilirsiniz. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Veliaht Prens Muhammed bin Zayed'le Azerbaycan'la yapılan ateşkesi görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi son 5-6 yıldır Türkiye'ye, muhalif Türkiye'ye hasım hangi kuytu köşede bir mihrak varsa onlarla birlikte hareket etmeye özen gösteriyor. Ve işin ilginç tarafı onları bir araya getirmeye çalışıyor aynı zamanda. Azerbaycan, Ermenistan'ın çekilmesi için verdiği sürenin dolduğunu, fakat Ermenilerin çekilme işleminin uzun süreceğini düşünerek Ermenilere 10 gün daha süre tanıdı. Kimileri bunu da eleştiriyor. Çünkü Ermenilerin buradan geç çıkması demek, bu alanların bitki örtüsünü bile tehlike altında tutuyor. Ermeniler terk ettikleri yerleri virana çeviriyor. Kendi evlerine Azerbaycanlıların kalmamaları için, onları tamamen ortadan kaldıran Ermenistanlılar, kendileriyle götüremedikleri büyükbaş hayvanları bile ahırlarda itlaf ediyor. Ermenilerin yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. Gelen görüntülerde Ermenilerin elektrik tellerini bile keserek yanlarında götürdükleri görülüyor. Ermeniler Azerbaycanlıların burada elektriksiz kalmasını diliyor. Ermenilerin son gelen görüntülerde yaptıklarına ise insanlar inanamadı. Ağaçları kökünden kesen Ermeniler bitki örtüsüne, ormanlara zarar veriyor. Ermenistanlıların bu kadarını yapabileceğini açıkçası kimse beklemiyordu. Dünyada bunun pek örneği yok. Hiç kimse hasmının doğadan bile faydalanmasını istemeyecek kadar hezeyan yaşamamıştır. Ermeniler terk ettikleri kentlerdeki tüm devlet kurumlarını, okulları, evleri imha ediyor. Bir okul müdürü kendi okulunu yok ettiğini söyleyip bundan da mahcup olmuyordu. Öte yandan Ermeni liderlerle Ermenistan halkının soğuk atmosferi devam ediyor. Ermeni lider Paşinyan bu anlaşmayı imzalamasaydı 30 bin Ermeni askerin Karabağ'da sıkışıp kalacağını ve komple ortadan kaldırılacağını söyledi. Bu kesinlikle doğru bir bilgi. Sayıyı bilemeyiz ama eğer Ermenistan anlaşmayı kabul etmeseydi durum onlar adına hiç de iç açıcı olmayacaktı. Ermenistan ordusunun ana kara olan Ermenistan'la Karabağ arasındaki bağlantı sayılan Laçin koridoru Azerbaycan'a kaptırmasıyla iki bölük arası kopacaktı. Ve buradaki Ermenistan askerleri çil yavrusu gibi dağılacak, kaçmak zorunda kalacaktı. Bunu öngören Ermenistan yöneticileri ve özellikle de Rus askeri uzmanlar olaya müdahale ederek Ermenistan ordusunun komple ortadan kaldırılmasını önlemiş oldular. Fakat Ermeni halkı bunlara inanmak istemiyor. Sonuna kadar direnilmesi taraftarılar. Ermenistan askerlerinin sayısının azaldığı biliniyor. Bu işi biraz daha gönüllüler üzerinden yürütmek zorunda kalmışlardı. Sınırlı Ermeni nüfusunun genç, erkek potansiyeli belli, asker yetmediği için orta ve biraz ileri yaş grubundaki erkekler bile askere alınmıştı. Ancak anlaşılan o da yetmemiş. Dünya basını Ermenilerin hezimetini, Türkiye ile Azerbaycan'ın zaferini yazdı. Tüm basın olayı benzer cümlelerle fakat bu ana fikir etrafında topladı.
New York Times gazetesi Ermenistan lideri Paşinyan'ın bozguna uğradığını ve anlaşma yapmak zorunda kaldığını yazdı. Haberde daha önce Rusya, ABD ve Fransa'dan oluşan Minsk grubunun birçok girişiminin başarısız olduğu hatırlatıldı. BBC'nin Erivan muhabiri ise ilginç bir noktaya temas etti. BBC muhabiri Ermeni halkının uzun süredir kamudaki haberleri takip ettiğini ve bunlara inandığını, bu sebeple gelen anlaşmanın onları tam anlamıyla şok ettiğini yazdı. Bunun anlamı şu: devlet sürekli Ermenilere cephede zafer kazandıklarını, Azerbaycan ordusunun çok daha zor durumda kaldığını aktarıyordu. Bu gerçek dışı bilgiler, pohpohlamalar, propagandaların nelerle sonuçlanacağını öngörülememişti muhtemelen. Fakat neredeyse Ermenistan iç kargaşanın ortasında bulacaktı kendisini. Avrupa Birliği, Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından çatışmaların durdurulmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. AB'nin bu yönde birçok kez çağrı yaptığını hatırlatan Stano, "Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntülüyüz," dedi. Bu sebeple bu tür ortamlarda bağımsız kuruluşların haberlerine de göz atmanın önemini anlıyoruz. Amerikan basını da bu haberlere geniş yer verdi. ABD CNN televizyonu Ermenilerin yenildiğini, Azerbaycan zaferinin arkasındaki gücün Türkiye ve özellikle Erdoğan desteği olduğunu aktardı. Şuşa'nın alınmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması yaptığını hatırlattı. Fransa basını ise istemeye istemeye mağlubiyeti yazmak zorunda kaldı. French 24 verdiği haberde Ermenilerin yenildiğini ve mağlubiyeti kabul ettiğini haberleştirerek, "Ermeniler Dağlık Karabağ Anlaşması'nı tamamıyla kapitülasyon olarak görüyor," yorumu yaptı. Le Monde ise Ermenilerin mağlubiyeti kabul ettiğini yazdı. Avrupa basını genel anlamda Paşinyan'ın büyük bir hayal kırıklığı olduğu konusunda hemfikir kaldı. Basında yer alan haberlere göre Paşinyan'ın kariyerinin başarısızlığa doğru nasıl evrildiğini anlattı. Dünyaca ünlü AFP ajansı, "Kahramanlıktan vatan hainliğine" başlığı ile etkin bir haber kalemi aldı. Paşinyan'ın 2018'de kahraman gibi geldiğini, bugünse vatan hainliğiyle suçlandığını aktararak onun adına kötü bir kariyer denildi. Gelelim Azerbaycan tarafına. İlham Aliyev, "Her seferinde Türkiye'siz olmaz, Türkiye'de masada olmalı," diyordu. Aliyev bunu bilinçli olarak yapıyordu ve cümleleri özenle seçiyordu. Azerbaycan yetkili makamları, Türkiye'yi işin içine çekerek çok zekice bir hamle yapmış durumda. Çünkü Türkiye olmadan masada işlerin pek kolay olmadığının farkındalar. Özellikle devasa Rus gücünün zoruyla bir oldu bittiye getirilebileceğinden endişeliler. Bunda kesinlikle haklılar. Çünkü Ruslar 30 yıl boyunca Azerbaycan halkını oyaladı. Bu sefer de aynı şeylerin tekrarlanmasını istemiyorlar. Azerbaycan milletvekili İbrahim'in kızı bu konuya dikkat çekerek çok önemli bir meseleye vurgu yaptı. Liderleri Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Putin'e, "Türkiye'siz olmaz, Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür," dediğini aktardı. Bu çok önemli bir cümle. Aliyev'in bunun Putin'in yüzüne karşı söylediğini belirtti. Azerbaycan milletvekilinin diğer cümleleri de inanılmaz önemli. Türkiye'nin desteğine vurgu yapan vekil, "SİHA'lar olmasaydı 4 ay değil 4 yılda bile bu toprakları almamız mümkün değildi," diye aktardı. Türkiye'nin siyasi desteğinin de çok önemli olduğuna vurgu yapan vekil, "Türkiye'nin desteğinin kendileri için iki dışişleri bakanı, iki savunma bakanı gibi görüldüğünü, hiçbir devletin iki savunma, iki dışişleri bakanı yoktur," diyerek bunun ne kadar önemli olduğunu en etkin şekilde aktardı. Azerbaycanlılar Türkiye ile kara sınırı olmasına da çok büyük ehemmiyet veriyor. Türkiye'nin kendilerinin komşusu olmasını bir lütuf olarak gören Azerbaycan halkı, Zengezur geçidinde bir karayoluyla bunun bağlanacak olmasını heyecanla karşılamış durumdalar. Türkiye'nin kara kutusu.